Mesela yabancı dil öğrenmekte çok ciddi sorunumuz var. Onu hemen çözmek ister misiniz mesela? Bugünün konusu değildi ama aklıma geldi vallahi. Mesela dili konuşabilmenin çok temel bir mekanizması var. Tekrar etmediğiniz şeyi öğrenemezsiniz ya. Mesela birisi size 5 yıl bisiklete binmeyi anlatsa, öğrenebilir misiniz? Ya üzerine bineceksin, biraz düşeceksin için onu ancak öğrenebilirsin. Ya bir risk alacaksın, bir vücuduna onu anlatacaksın falan. Ama İngilizce'de teorik tonla ders dinliyorsun. Neredeyse bir kelime konuşmuyorsun. Sonra da bir mucize bekliyorsun. Dil tekrarla öğrenilir. Bunu mesela nereden biliyoruz? Çocuğumuz okulu bitiriyor. Hatta bazen yabancı dille eğitim yapan bir fakülteyi bile bitiriyor. Alıyor diploması falan ama hala yabancı dille arası yok. Pek konuşası gelmiyor. Ama sonra İngilizce konuşan bir kızcağıza gönlünü kaptırıyor mesela. 3 günde felsefe yapmaya başlıyor. Fark ettiniz mi? 3 günde açılıyor bir anda. Hemen bir şakımaya başlıyor. Nereden geldi o? Beyin duygusal bir öğrenme sistemidir. Bir şey ona yeterince çekici geliyorsa, bir işine yarayacağına kani olmuşsa hemen kullanmaya başlıyor. Zaten bizim formülümüz şeydir, beynin bir şeyi öğrenmesi için o canlının üremesine, beslenmesine ve güvenliğine faydalı olması lazım. Bunlardan en az birine faydalı bir şey varsa ortada hemen öğreniyor. Etrafına set çekseniz de öğrenir. Ama siz bir sebep vermezseniz, o sadece bilmem ne sınavını geçmek için o dili öğreniyorsa, dünyanın en iyi eğitim sistemini kullansanız da efendim, insan beynini öğretemiyorsunuz. Onu rayından çıkaracak, teşvik ve tahrik edecek bir şeye ihtiyacınız var. Ancak o sayede insan o sınırların dışına çıkıyor. Şimdi günlük hayatımıza bir bakalım. Bugün buraya gelene kadarki saatlerimizi bir gözden geçirelim. Sıra dışı kaç tane şey yaşadık? Şu anda mesela her gün televizyon stüdyosuna gelmediğimiz için burası biraz sıra dışı olabilir. Benim için de öyle. Ben de her gün televizyon programı yapmıyorum. Yani daha yeni başladım bir kere de. Böyle bir şeyiz değil mi? Uyanığız, ayığız. Aa, ne olacak acaba şimdi falan filan. Ve emin olun bundan 10 sene sonra bugünü hatırlayacaksınız. Çünkü bugün en azından şimdi tuhaf bir şey yaşıyoruz. Her gün yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Bir değişiklik olduğu için de o hatıratımızda kalıyor. Geçtiğimiz sene kaç tane böyle gün var? Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz o 365 günün kaç gününü hatırlıyorsunuz? Çok az. Ben 3-5 gün yani. Hem de ben bayağı aksiyonlu bir hayat yaşıyorum. Ha. Ona rağmen aksiyon ana ayar olunca her gün aksiyon zaten. O da farklı gelmiyor. Dolayısıyla onları da hatırlayamıyorsun. Birkaç gün hatırlıyoruz. Dikkat ederseniz hayatımızda hep farklı ve değişik olanı hatırlama, orada uyanık kaldığımız için onu kaydetme eylemimiz var. Pekala. Günlük normal hayatımızda televizyon stüdyosuna gelmediğimiz günler. Çok cins şeyler yapmadık. Ne yapıyoruz biz? Sabah kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, işte bir şeyler yapıyoruz. İşte elbise seçiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hazırlık, işe git, gel, okula git. Neyse sürekli bir şeyler yapıyoruz ve bunların içinde çoğu zaman hiç düşünmemize gerek yok. Gayet her şey otomatik. Bir sabah işte çamaşırlar yıkanmamışsa da giyecek gömlek kalmamışsa oradan bir arıza çıkabiliyor belki. Ne bileyim otobüs geç gelirse aman onun yakınmasını yaşayabiliyoruz ama normal günlük hayatımızda hep tıkır tıkır işleyen rutinler var. Fark ettiniz mi? Eğer dikkatli bakarsanız hayatımız rutinlerden oluşuyor. Ve bu rutinlerin bir güzelliği var. Beynimizi hiç kullanmamıza gerek yok. Bir aksilik olmazsa beyin devreye hiç girmeden koca işte seneler boyu bir hayat yaşayabiliriz. Ama çok şükür bazen beklenmedik bir şey oluyor. O zamandan abi çok canımız sıkılıyor. Niye canımız sıkılıyor? Mesela rutinlerimizle kurduğumuz hayat mükemmel mi? Yaşadığımız her şeyden %100 razı mıyız? Yani her gün her şey tam bize göre mi oluyor? Otobüsler tam bizim istediğimiz gibi mi? Okulumuz, iş yerimiz tam bize mi uygun? Ne bileyim aldığımız kıyafetler %100 üzerimize oturuyor, kilomuz, boyumuz, her şeyimiz yerli yerinde mi? Yok. Bir sürü şeye gıcık oluyoruz mesela. Ben mesela saçlarımın gürlüğünden çok rahatsızım. Yani devamlı böyle bir kavgamız da var yani bir rutinde. Bu niye böyle oluyor? Bir şikayet ediyoruz bir şeyler falan ama çoğu insan mesela koçluk ya da işte psikolog görüşmelerinde falan niye değiştirmiyorsun diye sorunca ne bileyim ben. Ya bilmiyorum ki. Ya aslında yaparız ama şikayet ettiğimiz şeylerin içerisinde debelendiğimiz bir hayatımız oluyor çoğu zaman. Gençken bunu çok fark etmeyebiliyoruz. Hayat böyle hızlı, aksiyon, hormonlar yüksek falan ama yaş ilerledikçe böyle rutinlerle devam eden bir hayatın sonucu ne biliyor musunuz? Aslında biliyorsunuz. Ben söyleyince hatırlayacaksınız şimdi. Bazı böyle yaşı ileri insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bezgin, bitkin bir halde şöyle bakıyorlar size. Allah emanetini alsa da kurtulsak. Yeter artık.
Yeterince yaptık yani. Şu bir bıkkınlık hali. Öte yandan özellikle genç arkadaşlar buna anlam veremiyor değil mi? Hele neşesi yerindeyse. Abi dünya ne güzel, çiçekler, böcekler falan böyle. Her şey, imkanlar, olasılıklar çok fazla. Niye diyorlar bu insanlar bu kadar bıkmış? Sevgili dostlar, rutinler, otomatik hareketler bize kolaylık olsun diye var. Yaşamımızı düşünmeden hızlıca, ustaca gerçekleştirelim diye var ama her tarafımızı rutinler ve periyodik davranışlarla çeviren bir medeniyette doğmak bu kadar iyi bir şey değil. Bir süre sonra kendimiz olma, değişik bir şeyler yapma, hayatı kendimizce dizayn etme konusunda ciddi bir yetmezlik yaşıyoruz. Beklemediğimiz bir şey olduğunda devreye girip bizim dikkatimizi toplayacak bilinç hemen hemen hiç çalışmıyor günlük hayatta. Her şey bilinçsiz otomatik pilotta gidiyor. Ve biz ne zaman hayatımızda yeni bir şey yapmaya kalkışıyoruz, yazık, o zamana kadar hiç antrenman yapmamış olan o bilinçli dikkatimiz diyor ki ben ne yapacağım şimdi, senelerdir yatıyordum, hamladım zaten diyor. Yani ben sana tutup da şimdi yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı getiremem ki diyor. Ama bazı insanlar var, üç güne bir hayatlarında bir arıza çıkarıyorlar. Ben biraz öyleyim, üzerinize affet. Etrafındakiler için dışarıdan bu hoş geliyor da eşe dosta yakınlara sor. Çok da güzel bir şey değil. Yani devamlı böyle yeni bir fikirle ayılıp bir ben bir başka bir şey deneyeceğim, şuraya gideceğim falan filan diye zıplayan bazı tipler var. Mesela bunların rutinlerinin dışına çıkması biraz daha kolay. Ama biz bu insanları hep tuzu kuru, keyfi yerinde, işte aklı yarım falan filan diye etiketleyip bizim öyle olamayacağımızı düşünüyoruz. Ama bakın, totalde daha mutlu olan insanlar hep böyle tipler. Ve biz de içten içe ona biraz öykünüyoruz değil mi? Ben de şöyle hayatımda majör bir değişiklik yapsam, şöyle kendim olmaya doğru bir adım daha atsam falan. Arkadaşlar, bunun önündeki en önemli engel şu konfor devresi denen şeyle tanışmıyor. Onunla hemhali olmuyor onun. Bir kere şunu kabul edelim. Biz böyle ayarlıyız. Bir rutini oturtturduk mu ondan ayrılmak istemeyiz. Bizim hayvani bedenimiz tamamen bunun için kurgulanmıştır. Rahatsa, ölüm yoksa, rahatsızlık, açlık yoksa otur oturduğun yere. Sorun olabilir. Sorun olduğunda da harika bir araç verilmiştir bize. O sorunları görmemek ve hayatımıza devam etmek için. Bu araca ne isim veriyoruz? Şikayet. Benim bir sorumluluğum yok ki. Zaman kötü, etraf kötü, genetik kötü, ekonomi kötü. Doğduğum yer yanlış. Dolayısıyla benim yapabileceğim bir şey yok. Ben bari yatayım. Bir fırsat gelip de parsayı götürene kadar bekleyeyim. Olur ha, bir gün gelir, biz de yırtarız. Hayat böyle yaşanmıyor biliyorsunuz. Şikayet, konfor alanında hapis kalmanın en önemli aracı. Şikayetleriniz nasıl? Böyle hiçbir şeyden şikayet etmem diyen var mı? Birkaç tane var. Enteresan. Burası bak normal bir yer değil, söylüyorum size. Dışarıda böyle pek bulamazsınız yani.